Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar Bitcoin bugün 9.250 seviyelerine kadar çıktı Marketin yükselmesi Bitcoin yükselmesi muhakkak güzel bir durum çoğumuz için Ancak öte yandan Bitcoin sattığı için 8.000'lerden 7.000'lerden belki daha aşağılardan satıp dolarda beklerken Yükselişi izleyip gerilen arkadaşlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Biliyorum bu durum çok pis bir durum, gerçekten sinir bozucu. Dışarıda kalmak işte Bitcoin gidiyor diye böyle tırnakları yeme durumları. Bunları yaşıyoruz. E, öncelikle şunu söyleyeceğim. Tabii ki e, fırsatlar bitmez klişesini söylemek istemiyorum ama gerçekten bitmez. Yani Bitcoin 20 bin dolara çıktı, ardından e, 11 bin dolara düştü, ardından 17 bin'e çıktı, 6.000'e bine düştü. E ardından 3000'e düştü, 14000'e çıktı, 14000'den tekrar 4000'e düştü, şimdi 9000 dolarlara geldi. Yıl içerisinde inanın Bitcoin çok fazla yükseliş sergiliyor. E önemli olan Bitcoin yükselişini yakalamak değil, dışarıda kaldıysanız yapacak bir şey yok. Kaybetmemek çok önemli, bunun önemini her zaman vurguluyoruz. E kazanmamak kaybetmekten çok daha kıymetli. Öncelikle bunu bir kenara yazalım arkadaşlar. Kaybetmediğiniz sürece her zaman fırsat var. Şimdi ben size tabii ki bu klişelerden bahsetmeyeceğim. Bitcoin yükseldiği zaman, Bitcoin bir rally yaptığı zaman dışarıda kalan arkadaşlar nasıl bir yol izlemeli bununla alakalı birkaç trikten bahsedeceğim. Bunu da isterseniz size grafik üzerinde göstereyim daha kolay ve anlaşılır olacaktır. Şöyle grafiğimizi açalım. Genel marketin grafiğine bir bakalım. Bitcoin gördüğünüz zaman güzel bir yükseliş yapıyor bakın 3800'den beri güzel bir yükseliş yapmış. Öncelikle analizimize bakalım 14000 dolardan gelen, şu bölgeden gelen bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendinin direncine geldik. Bakın geçtiğimiz tarihte buraya çarptık. Trendlerin önemini hep bahsediyorum size trendlere lütfen iyi çalışın. Ee, bakın bu bölgede şu anda kıvranıyoruz hani kırar mı kırmaz mı bilmiyorum. Çok büyük bir foma var ortalıkta halvingin yaklaşıyor oluşu markete çok fazla yeni yatırımcı girmesi ve doların değer kaybetmesi dolayısıyla Amerikan ekonomisinin kötü gitmesi dolayısıyla bitcoin'e bir talep olduğu gayet açık. Bu bölgenin kırılımı 14.000'den gelen düşüş trendini kıracaktır. Ve ardından hedefleyebileceği bölge 10.300'lere kadar gidebilir. Burayı da kırması demek 20.000 dolardan gelen devasa düşüş trendi de anlamına gelir. Bunun kırılması ve burada bir günlük haftalık kapanış yapması da yeni bir zirve arayışının anlamına gelebilir. Şimdi marketin dinamiklerini öncelikle bilmek lazım. Evet dolarda bekliyor olabiliriz. Size şöyle bir örnek vereyim. Bakın şöyle günlük grafiğimizi açalım. Bitcoin 7800 dolardan hatırlarsanız şu bölgede bayağı oyalandı. Bu bölgeyi kırmakta zorlandı ve bu bölgeyi kırdıktan sonra bakalım ne kadarlık bir yükseliş yapmış. %20'lik bir yükseliş yapmış gördüğünüz gibi. Şimdi gelin EOS'a bakalım mesela. EOS'un grafiğine. Bitcoin 7800 iken o da şu bölgelere tekabül ediyor. Hatta o bölgeler değil de şu bölgelere tekabül ettiğini varsayalım. Evet bitcoin %20 artarken aynı seviyede eos gayet dikti arkadaşlar. Bunun da sebebi bitcoin rally yaparken bitcoin yükselir, dominans dediğimiz grafik artar. Bakın bu da burada dominansın artışı. Paranın altlardan bitcoin'e geçişi anlamına gelir. Bunu lütfen unutmayalım. Dominans artıyorsa altcoin pariteleri mutlaka düşecektir. Gelin bakın BTC paritelerini altların. Yine EOS üzerinden örnek verelim. Bakın EOS tarihi bir dibe geldi. Gelin Litecoin'e bakalım. Litecoin gördüğünüz üzere yine tarihi bir dibe geldi. Ripple'a bakalım. Ripple'a da baktığımızda mükemmel bir dip yapmış durumda. Eğer Bitcoin 7800 dolarlarda olsaydı, Ripple'ın fiyatı büyük ihtimal 2800, 2600, 2700 satoshi civarlarında olacaktı. Yani demem o ki Bitcoin yükselirken altcoin'ler düşüyor ve Bitcoin paritesinde altların düşmesi dolar grafiğinde fiyatı dengeliyor. Bitcoin yükseldiyse Bitcoin almak zorunda değiliz arkadaşlar. Trene bir şekilde yüksekten atlayıp ...panikle işlem yapıp çünkü iyi bir seviyeden giriş yapmazsanız... ...yüksek fiyattan giriş yaparsanız... ...ilk kırmızı mumda eyvah düşüş başladı mı... ...döneceğiz mi deyip panikleyip satabilirsiniz... ...ya da daha kötüsü tepeden alıp uzun süre taşıyabilirsiniz. Biz Bitcoin'in çok büyük yükselişler yapıp... ...ardından çok devasa düşüşler yaptığını... ...insanlara çok fazla sert kırmızı mumlarda bıraktığını biliyoruz. Benim Bitcoin'e güvenim tam bir yıl içerisinde defalarca düşse de her seferinde güzel bir seviyelere gelip zararları çıkartmıştır. Ancak hatalı işlem yapmanız ve psikolojik olarak yenik düşmeniz sizi üzecektir. E Litecoin e örneğinden gidelim. Bakın. Litecoin dipte demiştik. Litecoin'in dolar grafiğine bakalım. Bakın ben burada bir hesaplama yine yapmışım ama Bakın Bitcoin 7800'ü kırdığından beri hani en yüksek yaptığı zaten %8'lik bir artış yakalamış. Şimdi bu noktada bizim yapmamız gereken Dominans grafiğini izlemek arkadaşlar. Paranın bitcoin'e mi altcoin'lere mi kaydının en büyük göstergesi dominans grafiğidir. Ve şu anda dominans grafiğinde gördüğünüz gibi gayet yükselen bir trendimiz var. Aynı zamanda daha yakın zaman döneminde güzel bir çift dip görüyoruz ve bu boyunun kırılması çok daha yüksek seviyelere biz götürebilir dominans için. Bu da altcoin'lerin BTC partisinin yeni dipler arayabileceğini gösterir. O yüzden altcoin almakta aceleci olmayın. Bitcoin bir rally'e çıkarsa mesela şöyle bir yol izleyebiliriz. Bitcoin'e giriş için izleyebileceğimiz ilk yol pullback'ler demiştik. Bunları eğitimlerde bahsediyoruz. Pullback'ten de kısaca size bahsedeyim. Bir direncin kırılması sonrasında o kırılan destek, direnç desteğe dönüşür. Ve o destek mutlaka teste gelir. O teste pullback deriz. Yani Eski direnç yeni destek haline geldi mi? Ya da eski destek yeni direnç haline geldi mi? Bunu test ederiz. Ee, şöyle bir pullback örneği ben size göstermek istiyorum. Şöyle daha yakın bir zaman dilimine gelelim. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Bir saniye. 7800 bölgelerinde değil de. 8400 bakın. Şu bölge bir dirençti. 8400 bölgesini çok güçlü bir şekilde kırdık. Burası gerçekten güçlü bir dirençti. Kimse kırılacağını beklemiyordu ve gördüğünüz gibi çok hacimli bir şekilde kırılım yaşandı. Ve ardından 8400'e teste geldi arkadaşlar. Ve burası destek olduğunu ispatladı ve ardından yükseliş başladı. Şimdi burada neye değineceğim? 9400 önemli bir düşüş trendi şu bölge. Bu bölge kırılırsa tamam geçmiş olsun dışarıda da kalabiliriz. Üzücü bir durum. Keşke içeride olsaydık. Bu noktada arkadaşlar. Şöyle bir yol haritası izlenebilir. Bitcoin çıktı. 10 binlere geldi. Biz yine tırnaklarımızı yedik. Sonrasında genellikle her zaman olur demiyorum. Garanti de demiyorum. Tekrardan eski dirence bir teste gelir. Bu bölgeye geri teste geldiğinde fiyatın yüksek olması önemli değil. Önemli olan sizin riske edeceğiniz miktar. Bakın buradan şu bölge üzerinden 9450 olur. Hani %1 %2 yukarısı da olabilir. Ama taburalardan da almayın. Şu bölgelerden eski destekten bir alım yaparsınız eski dirençten. Stopunuzda kendinize bir pay biçersiniz. Dersiniz ki ben %2 stop koyuyorum. 9200'lere de 9100'lere de stop koyarsınız. Bu bölgeden girip bu bölgeden stop olduğunuz zaman bir kaybınız olmaz. Ancak bir rally varsa yükseliş varsa da buradan tepki alıp tekrardan yukarıları deneyecektir. Bu Bitcoin'de içeri girme taktiği. E, i̇kinci olarak da Bitcoin güzel bir rally yaptığında Dominans grafiği bu görmüş olduğunuz grafik. Örnek veriyorum şurası bir tepedir. Ben yine e, gruptan ve e, Twitter üzerinden önemli noktalarda haber vereceğim ama bu burada sizin grafiği kendiniz çizebilmeniz, analizi benim anlattığım şekilde kendi grafiklerinizi çizebilmeniz önemli. Dominans burada bir tepe yaptı. Ardından bir kapanış yaptı ve kırmızı olarak devam etmeye başladı. Örnek veriyorum. Şöyle bir durumda Artık bitcoin kırdı bu çift tipi, geldi buralara, buraya takıldı ve şöyle bir dominansta bir salınım gördünüz. Bu da bitcoin'in bir tepe yapıp bitcoin'in e düşmeye başlayacağı anlamına geliyor. Bitcoin birazcık saldığı zaman altcoinlere kestirin gözünüzü. Dolar grafiğinde halen yükselmemiş olan altcoinler göreceksiniz. Ripple'dır, EOS'tur, Litecoin'dir, Ethereum'dur. Buradan en az yükselmiş olan dolar grafiği olarak bitcoin %30 yükselmişken %5 dolar grafiği artmış altcoinler görebilirsiniz. O noktada altcoin aldığınız zaman e, tabii ki stopunuzu vesaire ayarlamanız çok önemli. Her zaman stoplu işlem yapın. Her zaman işleme girerken riske edeceğiniz miktarı belli edin. E, altcoin grafiklerine bakın. Çünkü Bitcoin arttığı için alt BTC pariteleri dip yaptığından dolayı gördüğünüz gibi şöyle e, Ethereum'a da bakalım. Ethereum gerçi çok aşırı kötü değil. Ama Litecoin mesela çok dipte. E, Şimdi Bitcoin rallilerinde alt BTC pariteleri düşüyorsa Bitcoin düşüş yaptığı zaman ya da stabile geçtiği zaman alt BTC paritelerinde bir yükseliş görürüz. Dolayısıyla siz dolarla dolar grafiğinde bir Litecoin aldığınız zaman Bitcoin düşse de BTC tarafı Litecoin BTC tarafı yüksel, yükselişe geçerse e, dolar grafiği de dolayısıyla yükselmeye başlayacaktır. Ekmeğin en bereketli kısmı Bitcoin güzel bir fiyat aralığındayken Oluk oluk böyle bağımsız, hacimli bir durumdayken örnek veriyorum 10.500'e çıktı 9.800'lere saldı ve oralarda bir yatay hareket yapıyor. O yatay bantta altcoin'ler bitcoin'den bağımsızlığını ilan edip yükselmeye başlarlar. O yükseliş esnasında bitcoin yatay giderken altcoin'lerden daha yüksek marj alırsınız. Bitcoin market çok yüksek olduğu için bitcoin'i %20-%30 oynatmak çok zordur ama bir ripple ama bir Litecoin bunlar da hacimli yüksek kepli tokenlar olmasına rağmen ya da e, güvenilir mid cap bir e, token alıp %20 %30 marj yakalayabilirsiniz. O zaman ne olacak? Bitcoin 9800'deyken siz bir altcoinden %20 marj aldığınız zaman otomatikman sizin cebinizdeki cüzdanınızdaki miktar e, %20 artacağı için Bitcoin'e 9800'den değil de 8200'den almış sayılacaksınız. Dolayısıyla cüzdanınızdaki dolar ve bitcoin sayısı daha erken bir seviyeye inmiş olacak. Bu taktiği kullanarak e, gerçekten güzel yükselişler yakalayabilirsiniz. Ben 7600-7500 civarlarındayken e, Twitter'da yazdım 0.19 e, centten, e, 194 centten e, Ripple aldım ve bunu 215'ten geri sattım. %10, %15'lik bir marj yakaladım ve benim 7500 olan girişim 6800'lere düşmüş oldu Bitcoin'de. E, bu şekilde ben altcoinleri kullanarak Bitcoin yataya geçtiği zaman ve altcoinlerin yükseliş yapacağı zaman e altcoin'leri kullanarak Bitcoin maliyetimi aşağı çekiyorum. Biraz dolandırdım konuyu. Fazla da uzun anlattım belki ama iyice anlamanız çok önemli çünkü. E, maliyetimi aşağı çekerek trene tekrardan atlamış bulundum. O yüzden Bitcoin yükselirken çok da sıkıntı etmeyin. Çünkü altcoin'ler düştüğü için altcoin'ler de güzel fırsatlar olacaktır. E, doğru hareket ederseniz, sabırlı davranırsanız, altcoin'lerin dönüş zamanını e, iyi kestirirseniz giriş yapabilirsiniz. Altcoinlere dönüş zamanı içinde dediğim gibi dominans grafiğine bakmak gerek. Bitcoin'in yeni bir e, potansiyel bir tepe, zor bir dirence takılması gerek. Ya da en önemlisi Bitcoin'in yatay bir banda geçip altcoinlerin tek tek yükselmeye başladığını ve dominansın düşmeye başladığını görmeniz gerek. Analiz yaparken dominansa bakacaksınız, altcoinlere bakacaksınız, market cap'e bakacaksınız. E, Google Trend'lerinde Bitcoin'in arama hacmine bakacaksınız. Analiz yapmak tek yönlü bir iş değildir. Birçok şeye bakmanız gerek. Bu parametreler doğrultusunda çok sayıda e, pozitif bir e, etken görürseniz, gösterge görürseniz e, birçok şeyin analizinizi desteklediği durumda altcoin'lerde karınızı alabilirsiniz. Peki bitcoin'de olan arkadaşlara benim e, nacizane önerim ne olur? En iyi altcoin bitcoin'dir. Selcoin'in e sözdür Çok severim bunu. Bitcoin'in sert yükseliş yapıyorken altcoin'lerden uzak durmak gerek. Çünkü altcoin'e girdiğiniz zaman altcoin'lerin BTC paritesi düşüp Elinizdeki BTC miktarını eritirsiniz. Bitcoin %10 artarken dolar seviyeniz %2-3 artar. Bu da kötü bir durum. Gerek yok. Bitcoin bir zirvesini yapsın. Yatay bir banda bağlasın. Zaten para kazanıyorsunuz Bitcoin yükselirken. Altcoin'lere girmek için aceleci olmayın. E, Girecekseniz de çok güzel fırsatlar muhakkak oluyor. En azından %50 Bitcoin, %50 altcoin olarak kalmanız çok önemli. Altcoin'lerde %50 kaldınız, %50 Bitcoin'de kaldınız. Bitcoin yükseldi para kazanırsınız. Altcoin düşse de toplayacaktır muhakkak. Çünkü Bitcoin rallilerinden sonra alt boğa başlar genellikle. Ben tabi olası senaryoyu söylüyorum. Bir alt boğa gelecek, Bitcoin rally yapacak demiyorum. Belki buradan dönebilir. ama bu noktada hani bunları bilmeniz şart. %50 altcoin, %50 Bitcoin kalırsanız Bitcoin, altcoin'ler çok düşerse Bitcoin yükseldiği için çok düşen altcoin'leri elinizdeki Bitcoin'le alıp fiyat ortalamanızı dengeleyip e, o şekilde devam edebilirsiniz. Ve oluk oluk bir alt boğa da gelse bu %50 altcoin en kötü %35-%40 altcoin bitcoin bulundurma kuralı geçerli. Çünkü boğa sezonlarında yükseliş piyasalarında her zaman ama her zaman çok büyük fırsatlar oluyor ve sürekli cebinizde ucuzdan altcoin alabilmek için para bulunması lazım. Belki all in bitcoin all in altcoin'de kalmak size daha çok karlı gözükebilir ancak elinizdeki altcoin yükselmediğinde ve diğerleri teker teker yükseldiğinde ya da güzel bir fırsat yakaladığınızda cebinizde para olmazsa üzülürsünüz arkadaşlar. bu video böyle biraz acele çektim. Bitcoin'in yükselişinden dolayı hani böyle bir durumun, hissiyatın oluşabileceğini düşündüm. E umarım dikkate alırsınız. Dediğim gibi Bitcoin bugün 9000 dolar, yarın 5000 dolar olabilir. Yarın 15 bin dolar olabilir, tekrar 8 bin dolara düşebilir. Elinizdeki parayı koruyun. Bu marketler zaman fırsat var. Oyunda dahil olduğunuz sürece paranızı yok etmediğiniz sürece her zaman fırsat var. Bunu lütfen unutmayın. Umarım anlattıklarım sade ve anlaşılır olmuştur. Faydasını görmüşsünüzdür ve uygularsınız. Ee, onun dışında like'larsanız tabii ki çok memnun olurum. Abone olmanız hem sizin videolardan haberdar olmanız hem de benim kanalımın büyümesi için bir destektir. Abone olmanız da çok önemli. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Paranın altında kalın. Hoşçakalın.